Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bir mühimme belgesi okuyacağız. Öncelikle lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız diyerek dersimize başlıyorum. Arkadaşlar okuyacağımız mühimme belgesi 7 numaralı defterden. Hangi defter? Mühimme arkadaşlar. A D V N S MHMD 7 numaralı defter. Belgenin numarası 2576 arkadaşlar. 2576 numaralı belge. Özeti bakın burada Devlet Arşivleri Başkanlığı vermiş. Padişah ava çıkacağından İstablı amire için haslar, Çorlu ve Tekfur Dağı kadılıklarınca her bir konak için yüzer araba otluk ve saman tedarik edilip istenildiği zaman zikredilen konaklara getirilmesiyle ilgili bir belge. Ben buna tıkladığımda direkt belge açılmayacak. Neresi açılacak? Hemen onu göstereyim. Tıkladım. Arkadaşlar açılan yer burası. Bakın şu kısım. Şuralar. 7 numaralı defterin sahifeleri. Şu kısım ise 7 numaralı defterin özelliği. Bakın kodu ADVNSMHM, defterin numarası 7. Peki bu ne işimize yarıyor arkadaşlar? Bakın defter, bilgi notu olarak söylüyorum, 2015 yılında bu yapılmış. Yani bundan yaklaşık 7 yıl önce. Ne bilgiler var burada, ne kadar önemlidir arkadaşlar. Defterin bakın başlangıç tarihi Hicri 975. Bitiş tarihi 976. Bu özelliklere buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Defter ciltli mi ciltsiz mi? Evet ciltli. Defter ebrulu mu ebrusuz mu? Hayır ebrusuz. Gibi defterin özelliklerine 17 santime 26 olduğunu, toplam sayfa sayısının 1016, varak sayısının 1016, yani toplam sayfa sayısı 1016 değil de sanırım varak sayısı şuradaki şeyle alakalı. Defterde bazen boş sayfa bulunabiliyor. Numarasız boş sayfalar başta 4-5 sayfa boşmuş. Sonda da 3 sayfa boşmuş. Bakın böyle boş olan sayfalarda bakın sayfa numaralarını buralarda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısa bilgiden sonra biz ne yapalım? Şimdi gelelim 2526 numaralı belgeyi bulmaya. Bunu bulamazsanız şu özetini verdiğim belgeyi bulamazsınız. O zaman 2526'yı bulmak için şu yan tarafta bulunan, bakın şurası, şurayı kastediyorum. Şurada bulunan sayfaları şöyle bir çekiyorum. Göz kararı 450'ye tıklayalım. Bakalım 450'de hangi belgeler var? Hangi numaralı belgeler var? 450'ye tıkladım arkadaşlar. 450'ye tıkladığımda bakın 2438 numaralı belgeyi buldum. Oysa bizimki kaçtı? 2576. Yaklaşık bir 130-140 sayfa daha gitmem lazım. O zaman 450'ye değil kaça tıklamam gerekiyor arkadaşlar? 450'den daha yukarıya tıklamam gerekiyor. Hemen 450'den daha yukarıya bir sayfa bulalım. Göz kararı yine arkadaşlar. Bu hocam bunu neye göre yapıyorsunuz demeyin. 470'e tıkladım. Göz kararı tıklıyorum. 470'e tıkladığımda da bakın arkadaşlar 4549'u buldum. Oysa biz neyi arıyoruz? 4549'u aramıyoruz. Biz 4576'yı arıyoruz. O halde bir müddet daha tıklamaya devam edeceğim. Tıklayalım. Evet, 475'e tıkladığımda arkadaşlar 4580'i buldum. Bakın 4580 şurada. Oysa ben 4576'yı arıyordum. Demek ki 475 değil. 474'e tıklarsam muhtemelen bulacağım diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben 4576'yı arıyordum. Şu rakamı. İşte 4576 buldum. O halde biz bu belgeyi
bulduğumuza göre, 474'te buldum sanırım. Hemen okumaya başlayalım arkadaşlar. Evet, hemen okumaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şurası sin ve re harfi. Elif buraya birleşmiş. Şurada cim harfi var. Seraçlarından Mehmet virildi. Yani Mehmet'e virildi demek istiyor. Seraçlarından, her kime gönderiliyorsa bu işte, onun seraçlarından Mehmet'e verildi. Şurada arkadaşlar bakın küçük bir anlamsız bir çizgi var. Böyle yazıldı şeklinde. Yazılmış bu. Bunun altını çizelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Haslar ve Çorlu. Haslar ve Çorlu ve Tekfur Dağı. Haslar ve Çorlu ve Tekfur Dağı kadılarına hüküm ki. Demek ki neymiş? Haslar ve Çorlu ve Tekfur Dağı kadılarına hüküm ki. Ne hükmü verilmiş bakalım. Haliya, yani şu anda. Haliya. Gördük mü arkadaşlar? Haliya. Haliya. Tabii şurada arkadaşlar ha elif kendinden sonrakiyle bitişmediği için bunun kafasını ayırıyorum. Evet. Haliya. Haliya. Gördük mü arkadaşlar? Haliya. Ne olmuş Haliya? Haliya şikar. Av demek arkadaşlar, şikar. Gördük mü? Şikar. Kef harfi. Ve sonra da elifi buraya koymuş. Re şikar. Haliya şikarı Hümayunuma. Allah'ım Hümayun'u nasıl yazmış? Ş'ye bakar mısın? Hiç Ş'ye benziyor mu? Hala şikarı Hümayun'uma teveccüh etmek tasmim. Teveccüh etmek tasmimi niyet olunup, yani böyle bir av tasarladık. Haliya şikar-ı Hümayun'uma şikar-ı Hümayun'uma teveccüh etmek tasmim. Gördük mü arkadaşlar tasmimi? Tasmim-i niyet olunup mahruse. Gördük mü mahruseyi arkadaşlar? Mahruse-i İstanbul'dan. Mahruse-i İstanbul'dan. Arkadaşlar İstanbul'un yazılışı bu şekildedir. Bunu biz değiştiremeyiz. O yüzden bunu bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Mahruse-i İstanbul'dan ne olmuş? Mahruse-i İstanbul'dan ne gelecek acaba? Mahruse-i İstanbul'dan Halkalı'ya. Halkalı'ya. Arkadaşlar şurada şöyle bir ayrım yapalım. Bakın Halkalı'ya derken şuradaki Y ile yukarıdaki harfin hiçbir alakası yok. Bitişmiş gibi ama değil. Halkalı'ya bu şekilde okunur. Hatta şöyle gösterelim. Bu önemli bence. Sanki bitişmiş gibi gözüküyor. O yüzden okumakta tereddüt edenler için Halkalı'ya kelimesini şöyle bir ayıralım. Evet. Halkalı'ya burası arkadaşlar. Halkalı'ya yukarıda ne kaldı? Andan, yani ondan anlamında. Halkalı'ya
andan yani ondan da nereye? Ondan Çatalca arkadaşlar. Çatalca. Gördün mü? Çatalca. Çatalca. Andan Çatalca. Andan da yani Çatalca andan Köstemirlu, Köstemirlu her neyse Köstemirlu andan bakın andan Çorlu andan bu arada andanı iyi öğrendik arkadaşlar. Andan Kemer'e nüzul olmak. Ha. Hani nüzul akçesi derler ya arkadaşlar. Oraya bir yerler bir şeyler getirecekler. Yani öyle rastgele gitmiyorlar. Nüzul olmak mukarrer olup yani bunlar oraya gidecekler, oraya inecekler yani bu saydıkları yere. E biz diyor buraya gelirsek, buraya gelmek mukarrer olup mukarrer olup ıstablı amirem için ıstablı amirem için zikr olunan konaklardan otluk ve saman otluk ve saman yedi ulufelüye koyulmak tasmim olup yedi ulufeliye koyulmak tasmim olup tedarüğü lazım ve mühim olmağın tedarüğü lazım ve mühim olmağın tedarüğü lazım ve mühim olmağın burası arkadaşlar klasiktir. Buyurdum ki. Evet. Ne buyurmuş görelim. Tabi burası da klasik arkadaşlar. Şurası. Şu kısım da klasik. Onu gösterelim. Buyurdum ki'den sonraki kısım. Vusul bulduk da arkadaşlar. Burası da kısa klasiktir. Buyurdum ki. Vusul bulduk da yani size ulaştığında anlamda hemen arkasındaki şurası da aslında klasiktir. Tahtı kazanuzda neymiş? Vusul bulduk da tahtı kazanuzda ne olacak tahtı kazanuzda? Vaki olan arkadaşlar şurası tahtı kazanuzda. Vaki olan, bu arada olanla ilgili, şu olan kelimesiyle ilgili ben bir ders yapmıştım. Vaki olan konaklarda, konaklarda yüzer, nerede yüzer? İşte şurası. Konaklarda yüzer. Araba. Güzel araba. Otluk ve yüzer. Demek neymiş? Kareli yerler okuyorum. Yüzer araba otluk ve yüzer. Yüzer araba otluk ve yüzer. Ve yüzer araba saman tedarik İdüp demek yüzer arabada ne yapacaklar? Saman tedarik İdüp saman tedarik İdüp sahiplerinde sahiplerinde der ambar eyleyip der ambar eyleyip sahiplerinde der ambar eyleyip İhsar eyleyesiz ki he, bana gönderin diyor. İhsar eyleyesiz ki bana gönderesiz ki yani zikr
olunan, zikr olunan menazile, menazile da şöyle ayırıyor. Zikrolunan menazile nüzulü Hümayun olundukta, nüzulü Hümayun olundukta talep olunup, olunubu çok güzel yazmış. Demek ki neymiş? Menazile nüzulü Hümayun olunduk da talep olunup, yani bu diyor oraya biz geldiğimizde hazır olsun. Bir aksaklık olmasın. O yüzden ne diyor? Menazile nüzulü Hümayun olunduk da talep olunup alına. İstablı amirede otluk ve saman babında müzayaka lazım gelmeye, yani eksiksiz yapasınız bunu diyor. Ben yani böyle ıstablı amiremde öyle işte ot bulamadım, saman bulamadım, sizin geleceğinizi bilmedim falan oldu filan oldu, bunu söylemeyin diyor. Ne diyor? İstablı amiremde otluk ve saman babında müzayaka lazım gelmeye hususu mezbur. Genelde Osmanlı önemli gördüğü hususu böyle. Hususu mezbur ziyade mühimdir der. Bakın ziyade mühimdir. İhmal ve müsaheleden, ihmal ve müsaheleden hazer eyleyesiz, kaçınasız. Yani ben böyle bir şey işte görmedim, bilmedim, duymadım gibi bir şey demeyesiniz anlamında güzelce durumu ne yapıyor? Haslar ve Çorlu ve Tekfur Dağı kadılarına söylüyor. Nerelere söylüyor? Bir daha diyelim. Bu işten sorumlu olan kim? Haslar ve Çorlu ve Tekfur Dağı kadıları. Ya burası arkadaşlar son derece önemli yerler. Çünkü bir mühimme defterinde, bir şikayet defterinde, bir ahkam defterinde kime yazıldığı önemli. Bakın bunlar artık kendilerine yazılmış. Bir aksaklık olursa bu üç kişi, hangi üç kişi? Haslar, Çorlu ve Tekfur Dağı kadıları son derece bu işten sorumludurlar. Bunun altını belge ne yapıyor? Çiziyor. Evet, güzel bir mühimme defteriydi arkadaşlar. Okuduk, bitirdik. Bu, genelde bütün belgeleri ben açıklamalar kısmında link veriyorum ve oraya atıyorum. Bu belgeleri oralardan indirebilirsiniz. Aşağı yukarı bütün derslerin bu belgeleri var. Bu belgeyi de yine aynı yere atıyorum. Açıklamalar kısmında yine Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda olan şu özeti de kopyalayıp oraya atıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ona göre lütfen dersimizi, bunu indirelim, videoyu durduralım, ileriye alalım, yavaşlatalım, sararım. Hızlı okuyorsam lütfen yavaşlatalım. Bu tarz şeyleri yaparak ne yapabiliriz arkadaşlar? Dersimizi daha verimli hale getirebiliriz diyoruz ve dersimizi noktalıyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.